Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümle birleştirme ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda, Yaban tezli bir romandır. Aydın ve köylü çatışmasını anlatır. Yakup Kadri'nin ilk ve en önemli eseridir. Bu sözleri tek cümleye dönüştürülmüş biçim aşağıdakilerden hangisidir diyor. A seçeneğine baktığımızda Yakup Kadri'nin tek önemli eseri olan Yaban, Aydın ve Köylü çatışmasını anlatmıştır. Arkadaşlar, Yakup Kadri'nin tek önemli eseri Yaban değil. Diğer önemli eserleri de var. Fakat diğer önemli eserlerin içerisindeki en önemli eser Yaban olduğunu söylüyor öncüler de. O yüzden A seçeneği doğru bir birleştirme değildir. Bunu elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda Aydın ve Köylü çatışmasını anlattığı için tezli bir roman olan Yaban, Yakup Kadri'nin en önemli romanları arasındadır. Arkadaşlar, Yaban adlı romanın Aydın ve Köylü çatışmasını anlattığı için tezli bir roman olduğuna dair yukarıda da herhangi bir ifade yok. O yüzden bu da doğru bir birleştirme değil. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda Yakup Kadri'nin Aydın ve Köylü çatışmasını tezli bir roman olan Yaban'da ilk kez anlatmıştır diyor. Yakup Kadri Aydın ve Köylü çatışmasını diğer eserlerinde de anlatmış olabilir. İlk kez Yaban'da anlattığına dair de bir ifade yok yukarıda. O yüzden bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda tezli bir eser olup Aydın ve Köylü çatışmasını içeren Yaban, Yakup Kadri'nin romancılığının ilk ve en önemli eserlerinden biri sayılır demiş. Arkadaşlar, yukarıdaki 3 cümleye baktığımızda Yakup Kadri'nin romancılığının ilk ve en önemli eseri demiyor. Yakup Kadri'nin yazdığı eserler içerisinde ilk ve en önemli eser olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise Yakup Kadri'nin ilk ve en önemli eseri Aydın ve Köylü çatışmasının anlatıldığı tezli bir roman olan Yaban'dır ifadesi yukarıdaki 3 cümlenin doğru bir şekilde tek cümleye dönüştürülmüş biçimidir. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Birinci cümlede 1970'ten sonra basılan romanlarda askeri müdahaleler sonucu kendi ifadesini bulduğu sosyal gruptan şu ya da bu şekilde ayrılan bireyin dramının çok sık işlenmesi, ikinci cümlede ise Tanzimat dönemi romanlarından Felatun Bey ile Rakım Efendi ve Araba Sevdası'nda yanlış batılılaşmanın işlenmesi. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular bir nitelik göstermektedir diyor. A seçeneği dursun. B seçeneğine baktığımızda mekandaki değişiklikler aydınların zihinde yaralayıcı bir etki bırakmıştır. Arkadaşlar bakın yukarıda herhangi bir mekan değişikliğinden bahsetmiyor. Ayrıca hani birinci cümlede aydınların zihninde yaralayıcı bir etki yarattığını dramının çok sık işlenmesi şeklinde ele alsak da ikinci cümlede böyle bir durum söz konusu olmadığı için bunu denemiş oluruz. Edebi eserler kurmaca yoluyla toplumun sahip olması gereken nitelikleri işlemişlerdir. Dikkat edecek olursanız burada toplumun sahip olması gereken niteliklerden de bahsetmemiş. Toplumda var olan durumlardan bahsetmiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Edebi eser genelde hayata dair her şeyi konu edinebilir. Bakın her şeyi konu edinebilir demiş. Yukarıdaki iki cümlede de bir edebi eserin her şeyi konu edinmesinden bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Toplumdaki bunalımlar edebi eserlerde tipler etrafında kaleme alınmıştır. Her iki cümlede de herhangi bir tipten bahsetmemiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat A seçeneğine baktığımızda ise toplumsal değişikliklerin edebi esere yansıması kaçınılmaz bir durumdur diyor. Evet arkadaşlar bakın 70'ten sonraki eserlerde askeri müdahaleler sonucunda ortaya çıkan bireyin yaşadığı dramlar kaleme alınmış. İkinci cümlede ise Tanzimat döneminde görülen yanlış batılılaşmanın iki romanda konu olarak seçildiği görülmektedir. Dolayısıyla
toplumda meydana gelen değişiklikler edebi eserlerin de konusunu ne yapmaktadır? Oluşturmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Birinci öncülde kuşlar Cengiz Han ve Romalılar'da habercilik görevinde kullanılmışlardır. İkinci öncül Fransa 1. Dünya Savaşı'ndaki hizmetleri nedeniyle iki güvercini ordu nişanıyla onurlandırmıştı. Üçüncü öncül 2. Dünya Savaşı'nda kuşlar füzeleri yönlendirmek için füze içinde yer alan ekran üzerinde hedefi gagalamak üzere eğitildiler. Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden hangisini örneklemektedir diyor. A seçeneğine baktığımızda kuşlar birçok yönden donanımlı olarak yaratılmıştır. Doğrudur, kuşlar birçok yönden donanımlı olarak yaratılmışlardır. Fakat buradaki öncüllere yani cümlelere bakacak olursak habercilik görevini üstlenmeleri ya da füzeleri gagalamaları arkadaşlar yaratışları itibariyle değildir. Bunlar daha sonra kişiler tarafından kuşlara eğitimlerle verilmiş, öğretilmiş durumlardır. O yüzden bunu örneklememektedir arkadaşlar. O yüzden A seçeneğini elemiş oluyoruz. B seçeneğine baktığımızda kuşlar havada neler olup bitiyor amacıyla yaratılmışlardır. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Güçlü yön duygusuyla kuşlar eskiden beri işe yaramıştır. Arkadaşlar, habercilik noktasında doğru güçlü yön duygularından faydalandığını söyleyebiliriz. Fakat 3 numaralı öncüde bakacak olursak sadece hedefi gagalamak göreviyle üstlenmişler. Yani faydalanmışlar. İkinci cümlede ise hangi hizmetlerden faydalandığını söylemediği için bunu da çıkaramayız. Üçünün ortak noktası değil, bunu elemiş oluruz. Kuşlar yön bulmada en başarılı hayvan türleridir demiş. En başarılı hayvan türü olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü bu parçada diğer hayvan türleriyle karşılaştırma söz konusu değil. O yüzden E seçeneği de gitmiş olur. Fakat C seçeneğine baktığımızda her dönemde güvercinlerden çeşitli sebeplerle faydalanılmıştır. Doğrudur. Birinci cümlede baktığımızda Cengiz Han ve Romalılar döneminde habercilik yönüyle faydalanılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa orduda çeşitli görevler vermiş. Bu yönüyle faydalanmış. İkinci Dünya Savaşı'nda ise füze ekranlarını gagalamak göreviyle faydalanılmış. Yani çeşitli zaman dilimlerinde güvercinlerden çeşitli sebeplerle faydalanıldığını görüyoruz. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Birinci cümlede müziğin görme engellilerde zihinsel gelişim, dil gelişimi ve psikomotor sinirler üzerinde olumlu etkileri olduğu deneylerle kanıtlanmıştır. İkinci cümlede klasik müziğin maddi ve manevi hastalıkları iyileştirici rolü uzun yıllardır bilinen bir gerçektir diyor. Soru kalıbında ise bu iki cümleden hareketle müzikle ilgili olarak kesin olarak ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneğine baktığımızda müzik hem hayatımıza renk katıyor hem de ruhumuzu besliyor. Arkadaşlar, ruhumuzu beslediğin ortak düşüncesi şudur. Bakın, zihinsel gelişim diyor. İkinci cümlede ise manevi hastalıkları iyileştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla ruha hitap ettiği doğrudur. Fakat hayatımıza renk kattığı ile ilgili herhangi bir ortak yargı yok. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Müzik insanların öğrenme becerisine katkıda bulunuyor. Arkadaşlar, ikinci cümlede bakın, maddi ve manevi hastalıkları iyileştirici rolü üzerinde durmuş, herhangi bir öğrenme becerisi üzerinde durmamış. Ortak yargı dediği için bunu elemiş oluruz. Müzik, araştırmalara en çok konu olan unsurlardan biridir. Deneylerle kanıtlanmıştır diyor. Uzun yıllardır bilinen bir gerçektir diyor. Bu kısmen doğru gelebilir. Fakat şöyle bir durum söz konusu. En çok konu olan unsurlardan biridir diye bir ifade yok. Yani neyle kıyasladığı ya da hangi sanat dallarıyla kıyaslayıp da bu yargıya vardığı ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bunu denemiş oluruz. Müzik, insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Arkadaşlar, her iki cümlede de müziğin insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğuna da değinmemiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat B seçeneğine baktığımızda müzik hem ruhsal
hem de bedensel acıları hafifletmektedir. Zaten ikinci cümlede bakın maddi ve manevi hastalıkları iyileştirici rol ederken manevi ve maddi dediği için bu cümleyi destekler niteliktedir. Yani ruh ve bedensel acıları hafifletiyor. Birinci cümleye baktığımızda ise zihinsel gelişim diyerek ruhsal, psikomotor sinirler, dil gelişimi diyerek de maddi olarak bedensel acıları hafiflettiği görülmektedir. O yüzden ikisinden ortak çıkabilecek yargı budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, yukarıda numaralanmış yargıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soruda isterseniz seçeneklerden gidelim. Cümleler uzun olduğu için tekrar tekrar okumak zorunda kalmayız. A seçeneğine baktığımızda öznel beğenileri yansıtmaları. Şimdi bir numaralı cümleye baktığımızda Orhan Kemal'in Yağmur Yüklü Bulutlar adlı kitabı yazarın romanda olduğu kadar öyküde de nedenli yetkin olduğunun kanıtı niteliğindedir. Arkadaşlar yetkin olgun bir sanatçı demeye getirmiş burada yetkin kelimesiyle. Sana göre olgun yetkin bir sanatçı olabilir ama bana göre ya da başkasına göre olmayabilir. O yüzden bu cümle nedir? Öznel bir cümledir. Gerçek üstücülük akımının önemli temsilcilerinden Max Ernst, ikinci yağmurdan sonra Avrupa isimli tablosunda tahrip edilmiş doğayı trajik biçimde resmetmiştir. Arkadaşlar, yine bu sanatçı önemli, senin için önemli bir temsilci olabilir ama benim için değildir. Senin için trajik bir biçimde olayı anlatmış olabilir ama bana göre de farklı, dramatik bir şekilde anlatmış olabilir. Dolayısıyla burası da öznel yargılar barındırmaktadır. Başrollerini Dustin Hoffman ve Tom Cruise'un paylaştığı Yağmur Adam adlı film, iki kardeşin birlikte yaşadıkları maceraları konu alır. Kanıtlanabilir mi arkadaşlar? Evet. Bakarız Yağmur Adam adlı filminde Dustin Hoffman, Tom Cruise oynuyor mu? Evet. Peki konusuna baktığımızda iki kardeşin birlikte yaşadıkları maceraları konu edindiğini öğrenebilir miyiz? Evet. O halde bu cümle nedir arkadaşlar? Nesnel bir cümledir. Hem sözleriyle hem melodisiyle iç burkan, bir o kadar da keyifle dinlenen Yağmur, Erkin Koray'ın arabesk tınısı taşıyan rock şarkılarından biridir demiş. Arkadaşlar keyifle ve iç burkan ifadeleri öznel yargıların yer aldığı cümle olarak, ifadeler olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla buradaki bütün cümlelerin ortak noktası öznel beğenileri yansıtması değildir. Görmüş olduğunuz gibi 3 numaralı cümle nesnel bir cümledir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sanatçısına ün kazandıran yapıtlardan söz etmeleri. Burada da dikkat edecek olursanız bir numaralı yani Yağmur Yüklü Bulutlar adlı eser Orhan Kemal'i ün kazandırmıştır diyebiliriz. Neden? Şundan dolayı romanda olduğu kadar öyküde de nedenli yetkin olduğunu kanıtlıyor Orhan Kemal'in. O yüzden belki bunu alabiliriz. Ama diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Bundan dolayı hepsinin ortak özelliği olmadığı için bunu da denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda aynı dönemde ortaya konan ürünlerden söz etmeleri. Arkadaşlar aynı dönemde yazılıp yazılmadığına dair herhangi bir bilgi yok. Ayrıca bunlar aynı dönemde yaşamış isimler de değil. Bu yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Aynı içerikteki eserlerden söz etmeleri. Aynı içerikten söz etmiyorlar ki. Birincisinde Yağmur Yüklü Bulutlar içeriği yok. Sadece sanatçısına ün kazandırması var. İki numaralı esere bakacak olursak Yağmur'dan sonra Avrupa adlı eser tahrip edilmiş doğayı anlatıyor. Üç numaralı esere bakacak olursak burada da iki kardeşin yaşadığı birlikte yaşadıkları macera anlatılmış. 4 numaralı esere bakacak olursak, Yağmur adlı esere bakacak olursak, burada da yine arkadaşlar Erkin Koray'ın eserinin içeriğinden bahsedilmemiş. Ortak özellik olmadığı için E seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda Yağmur sözcüğüyle ilişkili eserlere yer verilmeleri, evet doğru. Birincisinde Yağmur Yüklü Bulutlar, ikincisinde Yağmur'dan sonra Avrupa, üçüncüsünde Yağmur Adam, dördüncüsünde ise eserin adı Yağmur. Dikkat ettiğiniz gibi her eserde Yağmur sözcüğü geçmiş. Ortak noktası bu. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Birinci cümlede bir toplumda buğday kelimesinin varlığı tespit edilmişse
o toplumun tarımla uğraştığı sonucuna ulaşılabilir. İkinci cümle, bir toplumda var olmayan kavramların, olguların herhangi bir kelimeye karşılık gelmesi düşünülemez. Bu iki cümleden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. A seçeneğine baktığımızda kelimelerin tarihi ilk insanla başlar. Yukarıdaki iki cümlede kelimelerin tarihinin ilk insanla başladığına dair bir şeyden bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda kelimeler toplumsal iletişimin en önemli dilsel aracıdır demiş. Arkadaşlar toplumsal iletişimden de bahsetmiyor yukarıdaki iki cümlede de. O yüzden bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. D seçeneğinde kelimeler toplumsal amaç doğrultusunda birbirinden farklı anlam değerleri kazanmışlardır. Arkadaşlar kelimelerin toplumsal amaç doğrultusunda birbirinden farklı anlam değerleri kazanmasından da bahsetmiyor iki cümlede de. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Kimi toplumsal olguların dildeki karşılığı zaman içinde ortaya çıkmaktadır. Arkadaşlar bunu belki birinci cümle için söyleyebiliriz ama ikinci cümlede de böyle bir şeyden bahsetmediği için bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine bakacak olursa bir toplumda kullanılan kelimeler o toplumun yaşantısı hakkında ipucu verir demiş. Evet arkadaşlar her iki cümleye baktığımızda da bunu görmekteyiz. Özellikle birinci cümlede dikkat edecek olursanız hani buğday kelimesinin ortaya çıkmasıyla beraber toplumun tarımla uğraştığını çıkarıyoruz. İkincisinde ise var olmayan kavram ya da olguların herhangi bir kelimeye karşılık gelmemesi düşünülemez diyerek de tam tersi bir olguyla aynı şeyi anlatmaya çalışmış. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Birinci cümlede iş turizmi grubundaki turistler daha çok yaz dönemi ve resmi tatiller dışında seyahat etmektedir. İş seyahatlerinin gerçekleştirildiği bölgelerde bulunan yerel mağaza, dükkan, otel ve alışveriş merkezlerinin iş hacminde artma görülmüştür. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle numaralanmış ifadelerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Birinci öncüle baktığımızda iş turizminin birçok getirisi bulunmaktadır ki doğrudur. Yerel mağaza, dükkan, otel ve alışveriş merkezlerinin iş hacminde artmaların göstermesi bunun kanıtıdır. O yüzden bunu çıkarabiliriz. 2. İş turizmi sezon dışında da turizm canlılığının sürmesine katkıda bulunmaktadır. Doğru arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız yaz dönemi ve resmi tatiller dışında seyahat ettikleri için bunlar yerel mağaza, dükkan, otel ve alışveriş merkezlerinin iş hacminde artmalar görülmesi turizm canlılığının sürmesine katkıda bulunduklarının göstergesidir. Bu da çıkarılabilir. 3 numaraya baktığımızda iş turizminin olduğu yörelerde halkın ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Evet, normal turistin olmadığı zamanlarda iş turizmi yerel mağaza, dükkan, otel ve alışveriş merkezlerinin iş hacmini artırdığına göre bu da olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkar. Bu da doğrudur. 4 numaralı ifade yargı dursun. İş turizmi sezon dışında gerçekleşebilmektedir diyor arkadaşlar. Evet dikkat edecek olursanız zaten grubundaki turistler daha çok yaz dönemi ve resmi tatiller dışında seyahat ediyorlarmış. Yani sezon dışında iş turizmini gerçekleştirdikleri için oranın yerel halkına katkıda bulunmuşlardı hatırlarsanız. O yüzden bunu da çıkarabiliriz. 4 numaralı cümleye baktığımızda ise iş amaçlı seyahat edenleri harcamaları turistik amaçlı seyahat edenlere göre fazladır. Arkadaşlar iki cümlede de böyle bir karşılaştırma söz konusu değil. Yani kimin daha fazla harcadığı ile ilgili bir karşılaştırma söz konusu değil. O yüzden bu kesin olarak çıkarılamaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 8. soruya. 8. soruda birinci cümlede yeşil tonlarıyla yeni gelin evinde mutlu olduğunu ifade eden Anadolu kadını sarının tonlarıyla da mutsuzluğunu yansıtmıştır oraya. İkinci cümlede kayınvalidesinin yanında çayır çimen motifli oyaya sahip eşarp takan bir gelin aralarının çayır çimen gibi iyi ve ferah olduğunu ifade eder. Bu iki cümleden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. A seçeneğine baktığımızda iğne oyası taşıdığı anlamlarla
günlük hayata renk katmıştır diyor. Arkadaşlar, günlük hayata renk katmak olumlu anlamda kullanılan bir ifadedir. Ama burada dikkat edecek olursanız sarı tonlarıyla mutsuzluğu yansıtmıştır diyerek bu ifadeyi çürütmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine bakacak olursa gelinler iğne oyalarıyla mutluluklarını ifade etmişlerdir. Sarı tonlarıyla mutsuzluklarını ifade ettikleri için bunu da elemiş oluruz. B seçeneği de gider. C seçeneği dursun. Anadolu'da gelinler sadece iğne oyalarıyla bulundukları durumu ifade etmektedir. Sadece iğne oyalarını kullanarak gelinlerin kendi durumlarını anlattıklarına dair bir ifade de yok. Kendi durumlarını anlattığı enstrümanlardan bir tanesi iğne oyalarıymış. Ama sadece bununla yaptıklarına dair bir bilgi de yok iki cümlede. Bundan dolayı D seçeneği de gider. İğne oyası günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüze dair herhangi bir bilgi vermemiş. İğne oyasının kullanılmadığına dair, yaygın olup olmadığına dair. Bu yüzden E seçeneği de gider. C seçeneğine baktığımızda ise iğne oyasında hem renklerin hem motiflerin taşıdığı anlamlar vardır diyerek 1 ve 2 numaralı cümleyi arkadaşlar doğru bir şekilde ifade ettiğini görmekteyiz. Birinci cümlede yeşil tonlarıyla mutluluklarını, sarı tonlarıyla mutsuzluklarını ifade ediyorlar. Yani renklerle ifade ediyorlar. İkinci cümleye baktığımızda ise arkadaşlar çayır çimen motifiyle iyi ve ferah olduğunu ifade ediyor gelinler. Dolayısıyla hem renkler hem de motifler taşıdığı anlamlar yönüyle değerlidir. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.